Şöyle. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Nasılsınız arkadaşlar? Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. Ben ne yapıyorum, ne yapıyorum? Benim bugün Elif yeğenim gelecek. Ne zamandır söylüyordu. Hala mercimek köftesini ben düşüremiyorum. Sen yapar mısın? E demek dedim yaparım tabii. Çok mu olur acaba? Yenir ama ya. Yenir ya. Akşama yemek yapmayız. İş yerine de göndeririz. Yunus'la. Fazla kalırsa. Şöyle güzel bir yıkayayım. Annem aşağı indi pazara. Pazara indim, bir sıcak. Arkadaşlar sakın çıkmayın. Macunoz, dereotu, kıvırcık, taze soğan almış. Aynen. Ben de o arada ev süpürdüm. Balkonları yıkadım. Hava gerçekten sıcak. Çok sıcak, iyi ki erken inmişim. Evet. Dedim halledeyim yeşilliğim, çünkü biliyorsunuz bahçede benim yeşillik yok. O arkadaş söylemiş domatesleri falan çok haklı. Onlara da bir şey ayarlayayım da ayrı yapayım. Doğru söylüyor. Çok sık çünkü. Daha çok çıkması için. İki tane de şey yapmam lazım. Ne? İki saksı daha almam gerekiyor. Evet. Onlara bir şeyler almam lazım. Şöyle üstü basar. Su koyacağım ben. Şöyle üstünden hafif geçsin. Çok böyle abartılı olmasın suyumuz. Allah Allah. Niye böyle şey oldu? İyi yıkamadı mı? Suyu çıkmadı değil mi? Ha, şöyle geniş geniş yıkamak varken süzgeç doluyor. Büyük şey almam lazım. Tel süzgeç. Daha büyük. Bulanık olduğumu tiskiniyorum. Makine de bitiyor. Onu da boşaltırız. Tamamdır şimdilik. Suyu biraz duru olsun. Şöyle. Tarış Hanım'ı giydirdim ben de. Az bir suyla ona kısık bir ateşte ölsün. Şişecek. Ay tüpümü silmemişim. Bunu bir silmeden de koyamam işte. Dur ben sileyim kız. Nasıl? Mercimek atıldı. Haşlanıyor şu anda. Üstün birazcık suyu, yani üstünü kapatıyor o kadar. Çünkü çok da, çok da ölmesin. Çünkü baharda zaten çok acı biber aldım ya biraz. Diyorlar ki Seyim Hanım acıyı kesin. Evet acıyı öksürüyormuş. Annem de tap tersi. Randevuyu aldık zaten. Gidecek. 28'ine değil mi? Aynen. 28'ine bulabildik ancak. Olsun. Şu anda da kapalı olduğu için. Şunları da şey yapayım. Maydanozumu attım. Limonumu attım. Suyun içine atacağım bunları. Biraz da sirke atacağım. Onlar zaten en son işlem olduğu için bunlar. Biraz bir 20 dakika bekleteceğim sirkeli suda. Çünkü görmediğim böcekler olur. Herkes bana kızmış videoda. Niye? Çok ani hareket yapmışım. Nerede? Temizlik sen yaparken. Sen yapıyorsun evet. Aşağıda değil mi bahçede? Yok yok işte temizlik yaparken. He, dikkat edeceksin onları. Kendi aslında doktor da söyledi. Hemşire de söyledi de. Onu kendi. Evet. Yani benim söylemem fayda etmez. Bak uyarmışlar yine. Allah evet, razı olsun. Allah razı olsun. Aynen. Ani hareket. Çünkü daha yeni senin bebeğin. İlk 3 ay aynen. Normalde su bile kaldırırken kaldırmamam gereken. Yani şey ağırlık vermeyeceksin. Tutunuyormuş çünkü. Hı hı. Biz Sare'deyken markete çalışıyordum. O zaman da çok şey yapmıyordum. Taşıyor muydun? Yok, yardım edici oluyorlardı. Ama nereden bilse 3 aylık hamile ediyorlar mıydı yine? Yok şey yapmıyorlardı. Ağır kaldırtmıyorlardı bana. Anam ben. Tabii ki benim zamanımda başkaydı o ayrı da. Yani onunla kıyaslamak için anlatmıyorum. Artık son ayım. Dallas kampındayım. Ereğli Dallas kampı yazlıktayım. Halamların yazlığında. Son ayımdayım. Güzel orada şey yapıyorsun. Söyleyin kazanı dolduruyorsun çeşmeden. Çünkü çadır çok zevkli oluyor. Güneşe koyuyorsun ısınıyor. O gittim kazanı doldurdum. Taşıdım kendimi. Onunla şey yapıyorsun. Bulaşıklarını yıkıyorsun. Yok. Onunla yıkanmak duş alacağız dediğimize girdim ben aynı gün. Doğum yaptığım gün denizdeydim zaten. Hafif dedim kısıklarım ağrıyor hala dedim.
taşıdım. Bana kızıyorlardı. Aman diyordum bir şey olmaz. Kömür taşıyorduk. O zamanlar kömür vardı kızım. Tabii canım biliyorum. Yani bodrumdan çıkarıyordum iki büklüm. Hem de o 8 aylık, 7 aylık, 5 aylık. Hiç kimse demiyordu hamilesi. Ya eskiden yapma öyle. Aman aman diyenlik kolu yoktu. Sahnedeyken benim rahat geçti. Yani ben hep çalışıyordum. Hatta Sare'deyken çürük çıktı değil mi anne? Görüyor musun? Bakmadan aldım. Ama için nereden göreceğim? Bakmadan aldım. Şöyle altın üstünü neyse çok değilmiş anlattım. Onu da şeye veririz, temizleriz. Limona veririz. Ha, her tarafını değil de, çürük tarafını değil tabii. Bak orası çıktı. Ne diyeyim ben buna? Allah diyeyim, başka bir şey demeyeyim. Ne diyeceğim mübarek günler? Belki onun da haberi yok. Yok canım onların da haberi yani, yoktur. Yoksa... Ben biraz da kıvırcık doğuruyorum. İçine yeşillik bol olsun diye yeter o kadar. Ama bunu bir an önce tüketmemiz lazım. Kızım. Evet. Bölüp. Bol bol salata yaparız. Yani, mercimek köftesini zaten şey yaparız. Bence onu da tüketiriz. Bence de alayım şöyle. Bol bol kıvırcıkla birlikte yeriz. Ha. Ki gitsin. Ha bak çok güzel. Su gibi. Güzel de şey çürük. Belki adamların nereden haberi olsun kızım. İçine mi giriyorlar onlar da? Yok canım. Gibi. Baksana içi komple. Dış kısmına sonuçta bakıyorlar. İç kısmını nerede bilecek? Ah bir kere de sağlam bir şey alsam gelsem. Ay çok sıcak. Bugün çıkmayın ne pazara ne çarşıya dermişim. En çok sevdiğim yeri atıyorum kökü. Çürüklük var diye. En çok severim ben burayı. Ay, bu şeyi aynen. Bölümü. Yersin atayım suya. Lezzetli. Hani nasıl soğanın cücüğü lezzetli olur. Evet. Bu sonra bunu yıkayacağım. Bunlar da kalsın şöyle kenarda. Buradan atılacakları torbaya koyayım. Ay soğan bile çok pahalı ya. 3 kilo soğan 30 lira. 3 kilo patates 30 lira. Almasan olmuyor. Sürekli de alamıyoruz. İhtiyaç. Pazara inince mecburen alıyorsun. Ha, pazarda daha market uygun olur. Çünkü uzak oluyor. Ama iyisin ne yapayım. Boşver diyorum ben artık kendime. Hiçbir şey sevim takma kafana. Yani tokadan mı? Sağ olsun oradakiler de diyor ya. Sevim Hanım tokadan başka takma. Öyle yapıyorum. Başörtü takıyorum. Toka takıyorum. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Boş ver. Şunu suyun altına atayım. Hı-hı. Şöyle. Önce şöyle bir kafasını atıyorum. Ondan sonra azıcık sirkeli su. Ondan sonra sirkesini arındırıyorum koku kalmasın diye. Bir damlacık sirke atıyorum. Çok bir abartı yapmıyorum açıkçası. Evet. Sirkemi de buna döktüm. Şöyle. Senin haberin yok değil mi buna döktüğümden sirke? Yok. Haberin olsun. Sevmiyorum ben plastik şişelerde böyle sirke. Evde var yedeklerimiz. Yani kullanılacak. Ha, şey. Kullanılabilecek. Değerlendirmek lazım. Ne yapalım? Sirkeyi attım. Yiyeceğine bak içine kızım yerken. Hiçbir şey yok. Şeyde Yunus bunu yaptırmıştı. Üstüne de hatta. Benim ismimi yazmış. Nar ekşisini koymuştum. Ağzımda bir maske mi alsam? Şu ince bulgur. Mantıklı. Zaten ince bulgur lazım bize. Tamam. Ondan sonra zeytinyağısı, salçası derken o bir haşlansın. Üstüne koyarım. Evet. Bulgurunu şişsin.
Ondan sonra devam ederiz zaten, göstereceğim. İki tane de kuru soğan ince ince doğrayıp kavuracağım. Kavurdun mu çok güzel lezzetli oluyor kızım. Tamam anne. Evet. Mercimeğimin suyu çekti. Ne yapıyorum? Ben göz kararı her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Şöyle üstünü kapatacağım ince bulgurla. Esmer bulgurum vardı evde. Ondan sonra bir şişsin. Yeter. Şöyle bir karıştırıp kendi haline bırakayım. Kendi kendine demlensin. Zaten cıvık da olmuyor. Kendini gösteriyor ama yine biraz daha atayım. Hoşuma gidiyor benim bulgur. Açık. Gördüğünüz gibi suyu normal sıvı yağ koydum tavama. Güzel. Biraz tavam küçük geldi ya. Şuna koyayım. Gerçekten de küçük o tavam. Yine tava değiştiriyorum. Böyle geniş geniş çünkü kavuracağım ya. Ay yakamadım. Bu tipte ay kızım da artık değiştir beni diyor. Değiştir diyor. Lütfen diyor. Bir tanesi yanmıyor zaten gözü de. Ha, o gözünün biri gitti. Temizledik ama yanmıyor. İçini falan temizledik. Ne yapıyorum? Soğanımı kavuracağım. Atıyorum. O kavrulurken değil mi? Ay şöyle devirecektim yere. İki baş küçük soğanlar, iki baş doğradım. Normalde bir baş doğrayabilirsiniz. Şöyle o kavrulsun bir tarafta. Ben şişli benim bulgurumu da koydum, gösterdim zaten şöyle. Tabii elimle şey yapacağım, şekillendireceğim ben bunu. Öyle tırnağım yok, elim sudan çıkmıyor. Zaten ben mutfakta olduğum için tırnak hayatta uzatmam. Ben de hiç sevmem. Biraz ay bak kıvamı mükemmel oldu bana göre. Ne sulu ne kuru. Şöyle. Bayağı da çok olacak ha. Bir ordu yiyecek kadar. Olsun. Şu şeylerimi bir çalkalayayım o kavrulurken şu tencereye. Küçük. İki üstü yıkadım. Sirkeli sudan sirke de kokmasın. Çünkü sevmiyorum öyle sirkede koktuğum o yeşilliklerdi. Ya tarifi aslında çok basit bunun. Biliyorsunuz yani. Bir bardak kırmızı mercimek, bir bardak bulgur diyorlar ama ben ölçü kullanmıyorum ya açıkçası. Herkes nasıl tabii tarif farklı oluyor. He. Ben kafama göre... Kimyon katan da oluyor. Ben kimyonu sevmiyorum bunda. Sadece karabiber, pul biber, nane konmaz zaten. Bu kısır gibi olmuyor. Bol maydanoz mu? Bol maydanoz, yeşil soğan. Kıvırcığı da ben uyduruyorum. İnce tarafından yeşillik bol olsun diye doğrayacağım. Dur ben bunu da doğramayayım. Büyük bıçağımla daha çabuk. Taze soğanım. Bir ara ben taze soğanı da kavuruyordum. Ya sonra dedim yeşillik olarak kalsın kavurmayayım. Ya yani ben değiştiririm biraz yemekleri, şekillerini. Hoppacık. Bir el atabilirsin kızım. Buldum o. Tamam, İçine de salçayı atacağım, kavuracağım. Şimdi ben bunu çalkaladım. Şurada toplansın rahat rahat yeşillikleri. Boyuna kap, kirletmeyin. Aşağıdan alıp pas. Gerek yok. Evet.
göbekler var, salata göbekleri. Çok sert olmayan bölümler, onları da atacağım içine. Diyorum ya, yeşillik olsun. Yeşilliği ister doğrayayım, ister doğramayayım, önemli değil. Kıvırcık. Maydanozla yeşil soğan koysanız da yeterli. Ben diyorum ya, değiştiriyorum biraz. Çok koymuşum. Ama çok şeyim de çok. Bol bol ol. Çabuk kararan bir alüminyum. Yani. Çabuk o şey oluyor. Ben altını kıstım. Tamam. Ya yani kıs altını. İnce ince. Ağzına kıtır kıtır gelmesin. Hadi şeyde de güzel olmuyor ne? Ya. Kısırda da güzel olmuyor. Kıvırcık doğruyorum ama yumuşak taraflarını doğruyorum. İnce ince. Şimdi ben de hani şey yaparlar ya, kokoreçle böyle. Tamamdır işlem. Havuzluğun altına. Bu işlem bitti. Ben şurayı sileyim. Ver bana. Şurada da maydanozun sapı var. Maydanozun bence, sapı. Bence salçayı koy bence. Evet, salça zamanı geldi. Zeytinyağı döküyorum ama yine de bir beyazlanma oluyor salçada. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bol atacağım. Çünkü bayağı var. Tam bendik bir şey olacak şu anda. Biberini de sana göre ayarlıyoruz. Biberi de çünkü ölsün. Bol bol ekşili. He. Biberini de öldürelim. Çünkü salça da sasılığı gidiyor. İstersen salih. Merhaba de. Ben bir taraftan da limon sıkıyorum. Limon mu? Evet, limon. Ha, senin limonu değil. Limon mu? Evet. Gerçek mi? Evet, gerçek, o gerçek limon anneciğim. Seninki muhabbet limonu. Muhabbet kuşu değil mi anneciğim? İki tane de limon sıkacağım. Nar ekşisi koyacağım. Baba anne, ben bir kendi limon sıkmak istiyorsan sandalyeni getirmelisin. Sen getir abi. Oh, mis gibi vallahi, salçam da kavruldu. Çok güzel kavruldu salçam. Kızım da yardım ediyor işte, limon sıkıyor. Ya Sariş Hanım esmer oldu, bakar mısınız? Tatil ona yaradı vallahi. Bak şimdi böyle ortasına döküyorum, kaynar kaynar. Güzel çeli. Bana biraz yaklaşmasın. Ne yapayım? Bana yaklaşmasın ya. Yok yok, yaklaştırmam. Korkma annem. Sana yaklaştırmayayım bebeğim. Ziyan olmasın şöyle. Ne olur. O zaten kaynar olduğu için. Şöyle. Kaşıkla önce yapıyorum. Çok güzel koktu. Mis gibi koktu. Bak bunları da limona veririz, kıvırcıkları, tamam mı? Limon kıvırcığı çok güzel. Ay, o bayağı şeyleri, çürükleri attım. Limona sağlam vereceğim. Limona mı? Pul biberimizi atalım. Şöyle. Pul biber. Çok atmıyor. Bu acı değil zaten. Acı değil. Karabibersiz olmaz. Karabiber. Biraz daha koyabilirim karabiberi. Ama babaanne acı, karabiber biraz acı. Acı mı biraz karabiber? Evet. Nereden biliyor? Yok annem, acı değil. Nane acı değil. Karabiber acı değil. Pul biber acı değil. Bundan koy anne. Onu bir daha boşaltmayayım diye şey yaptım. Evet, hadi tamam. Bismillahirrahmanirrahim.
Şöyle ekşilerimizi. Ekşiler. İçi balık. Ay Esra, senin canın hep ekşi istiyor. Ne güzel. Tam benlik oldu bol Esra. Bol bol sıkabilirsin. O erikleri var ya, ben nasıl yiyorum. Ay iyi maşallah. Hadi yavrum sık. Limon da koyalım. Hadi sıktıysan. Tabii zeytinyağımız az olmuş sıkacağım. Olabilir. Sıkacağım. Gerekirse. Ama daha sıkmadım. Ver ben sıkayım anneciğim. Dur babaanne. Bakalım ortasına. Ben onu çevireceğim. Bismillah. Oh bereketli olsun. Tamam anne. Tuzunu da atalım. Anne bu benim limon tıkmasıyım. Değil tamam mi? Şimdi ses soruyorsun. Babaanne konuşuyor, tamam mı aşkım? Ben de çektim. Mercimek köftemizi yeme yanında yat derler ya. Azıcık sıcak diye elime atmıyorum. Biraz soğusun çünkü soğan kavurdum ya. Limonu ekşisi. Onu alıp götürebilirsin. Evet. Şimdi açmış. Şöyle soğuttuk yağını. Yani harmanlamak için. Yoksa yoracak bir şey yok. Kıvamı iyi. Salçası iyi. Kıvesine koydum. Düşürüyor mu? Biraz yiyorum, baksaydın bir. Kontrol et, bazen düşürüyor. Hı, aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tencereye yeşilliğimizi döküyoruz. Evet, yeşillik. Bunun üstüne de azıcık tuz atacağım. Tuz. Hı, ben sonra atacağım. Hadi at bakalım. Ben azıcık atayım. Sen. Yok, onunla atmıyorsun sen. Elin. Tamam onunla at. Tamam, aferin, tamam. Yeter. Aferin. Yeter. İçine koy kaşığını. Yeter. Ay bereketini Allah artırsın. Yeter babaanne, değil evet, mi? Evet, şimdi bunu harmanlıyoruz. Ama ben bir şey diyeyim mi? Azıcık daha sıvı yağ gezdirmekte fayda var. Lezzetli olur. Bu gerçek zeytinyağdan koyuyorum. Pişirdiğim hayır, zeytinyağı pişmez zaten. Hayır, zeytinyağı değil. Anam bu kadarını kim yiyecek? İşlerine de gönderirim ben. Ha, dolapta tutarız o zaman çünkü çabuk evet, bozulur bunlar. Streç filmim yaparız. Anne birazcık bunun içinde limon kalmaz. Çünkü az koydum, çocuklar da yesin diye. Streçleriz. Çünkü streç yemeyince kuruyor ya. Anne bunun içinde az limon kalmaz. Hadi onu at çöp şeye, çöpe. Az limon kalmaz. At çöpe onu anneciğim. Az limon kalmış. Bakabilirsin Esra. Bakacağım, biraz daha yoğur. Bak anne, bunda az limon kaldı. Ben de bakayım tadına. Sare baksın tadına. Güzel mi değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ben bakmayacağım. Tamam. Ben tuzuna bakıyorum. Amaç çünkü bu kadar şey bile tuzsuz güzel evet, olmaz. Evet. Oldu mercimek köften. Oradan cam kabımı bana düzeltin bakayım. Ya yeğenim dişi ağrıyordu çok. Ameliyatla aldılar. Hep mercimek köftesi hala. Mercimek köftesi. Ben yapıyorum, düşüremiyorum. O yüzden özellikle bol yaptım. Eve de veririm götürsün. Anladın? Hı-hı. Biliyorum. Ya yani o yüzden özellikle bol dedim. Belki abim de gelir ama bakalım. Gel dedim, abimi de davet ettim ama. Belli olmaz onun dışı abimi. Çöpe at anneciğim. Bir sağda bir solda. Boş gezen abim. Daha genç, çalış. Ben şimdi şuraya tıkıyorum. O artık makineye girecek. Evet, onun çekirdeğini şey yap. Çöpe dök annem, sen geçirirsin. Bir tanesinin tadına bakalım yani. Bak kızım, bak bak. Çok tuz koymadım. İsteyen pul biber koysun. Bana tuttum. Nasıl tuzu? Güzel. Biraz dinlenecek sıcak olduğu için. Babaanne. Az mı geldi sıcak olduğu için tuzu? Yok, iyi galiba. İyi mi? İyi. Anne. Aman iyi olsun ya. Çok mu geldi? Canlarım çıkın çıkın gelin. Ne istiyorsanız siz bana söyleyin, ben yaparım. Bildiğim ne varsa. Kıvırcığı da ayrı kaba koyacağız. Ben bunu dökeyim. Yani ayrı alalım diye. Babaanne bana limonu bunu dökeyim. Dökebilirsin varsa içinde, tabii ki dök. Limonun zararı olmaz. Ekşiliktir bu. Nar ekşisiyle limonu bol olması gerekir. Pul biberini bol koymuyorum. Anne makineyi açar mısın? Makine. Misafirlerimiz geldi. Evet canlarım benim. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere misafirlerle birlikte.